Sabah saat 6. Özgür Bey'in evine geldik. Bu ay bir pazarcının 24 saatini çekeceğiz. Sabahın 6'sında Halkalı'dayız. Şimdi Özgür Bey'in evine gidiyoruz. Sonra birlikte herhalde pazara gideceğiz. 1, 2, 3, 4 mü? Sabahın köründe başkasını uyandırmayayım. Eminsiniz değil mi? Basıyorum. Hazırsınız. Hemen gidiyor muyuz? Oturun. Hazır. Sohbet edelim. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Özgür Bey, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Net aktif olarak 15 yıldır. Bunun öncesi bir market serüvenim vardı. Market mi açtınız? Bakkalım vardı daha doğrusu babamla birlikte. Bu 2008-2006 yıllarından sonra marketleşme diye bir şey oldu. Küçük esnaf büyüsün dendi. Biz büyüyemedik. Biz büyüyemeyince kökten bitirdik işi. Tekrar İflas pazar işine. Evet, iflas ettik. Tekrar pazar işine döndük. Ondan önceki de pazar serüvenimiz var tabii ki. Eski işimize geri döndük anlayacağınız. Nereden geldiniz İstanbul'a? Muş'tan. Pazar için mi? Yoksa buraya gelince yok, mi? Muş'tan geldik biz İstanbul'a. O dönem daha hayat şartları biraz bizim için zordu. İlkokula gitmeden babam bir akrabanın yanında yevmiyeci olarak çalıştı. Ben de pazarda limon satarak başladım bu işe. Sonra okula gittiniz? Tabii okula gittik. Okuldan sonra pazara gittik. Bizim hayatımız genelde iş üzerine gitti. Biraz o konuda sıkıntılarımız oldu. Zor iş ama değil mi? Çok zor. Yani zor iş değil, çok zor bir iş. Çünkü kışın yağmur soğuk, yazın sıcak. Evet. Ne zaman müşteri gelir belli değil. Şimdi mesela bugün çok yağmur yağıyor. Sabah dedim ki ben kalkınca. Bugün müşteri gelmez ki pazara. Bizim işin olumsuz yönleri çok fazla. Yani derseniz güzel yanları var mı? Var tabii ki. En azından her gün sabit bir yerde değiliz. Bu yüzden biraz daha eğlenceli hale dönüyor. Biz biraz da işimizi zevkli hale getiriyoruz ki diyoruz en azından İş bize batmasın. Çünkü bir saatten sonra yaptığın işin zorlukları sana ağır gelmeye başlıyor. Sizin de dediğiniz gibi kışın ayrı bir zorluk şartları var. Yazın çok farklı zorlukları var. Yani yazın o güllük, gülistanlık diye bir kural değil. Yazın da o çadırın altında bildiğiniz pişiyoruz. Bir de şimdi enflasyondan dolayı her şey çok pahalı olunca bir de insanlar gelip size hesap soruyor değil mi? Bu niye bu kadar pahalı? Ona bugün büyük ihtimal şahit de olursunuz. Zaten biz baş düşman biziz. İnsanlar sanıyor ki biz bunu gidiyoruz. Annemizin, babamızın, dedemizin bahçesinden topluyoruz. Getirip onlara pahalı pahalı satıyoruz. İnsanlar ülkenin gidişatına göre her ürüne gelen zammı sorgulamıyor. Bir de ben patates, soğan satıyorum. Bu ülkede en çok göze batan şey Armağan Bey. Çünkü en çok kullanılan şey. Evet. Bir domates örnek veriyorum 50 lira olurken patatese 10 lira dediğimiz zaman büyük tepki topluyoruz. Bizim şanssızlığımız o. Kaç yaşındasınız Özgür? Ben şu an 33 yaşındayım. Evlenmediniz? Evlendim. Sonra? Sonra devam ettik. Ha, evlisiniz? Evet. Sonra? Böyle çok şey, hiç evde eşinizin fotoğrafı, çocukların fotoğrafı... Bu bizim misafir odamız. Bizim doğu illerinde şöyle bir gelenek vardır. Hatta bunun mizahı da çok olur. Evde bir oda sadece misafirler için düzenlenir. Normal ev halkı bu odayı göremez. Misafir odası. Tabii. Çocukluğumda bizim evde de vardı. Ama sonra yok oldu bizde. Sizde o gelenek hala sürüyor bizde demek ki. Bizde devam ediyor. Bizden sonraki nesil muhtemelen bunu bitirecektir. İşte biz bu neslin son Mohikanlarıyız diyebilirim. Yani biz devam ettirmeye çalışıyoruz bunu. Çocuklarınız var mı? Var. Ellerinizden öper iki tane. İki tane. Onlar da sizin mesleğinize devam ettirecekler mi? Hayır canım. Siz baba mesleğini devam ettirmişsiniz ya. İmkansız devam etmez. Biz diyorum ya size, bizim jenerasyonumuz bence bu sektör içinde neredeyse sonlarda. Bizden sonra bu işi götürebilecek genç sayısı çok az. Peki ne olacak? Bitecek mi pazar meselesi? Ya pazar muhakkak ki bitmez. Ama belirli başlı sistemler değişecektir.
Zaten eskisi gibi pazarlara rağbet yok. Biz insanları pazarlara getirmek için uğraşıyoruz. Ama şimdiki nesil bizim dönemimiz gibi değil. Biz bir zorlukla bugünlere geldik. Zorlukları, yoklukların ne demek olduğunu göre göre geldik. Ama şimdi bir de işte evden online alışveriş yok. Büyük markete söylüyorsun, kapına geliyor falan. Kimse pazara gitmek de istemiyor anladığım kadarıyla. İşte bizim en büyük savaşımız da bu. Biz yeni çağla mücadele veriyoruz. Biz teknolojiyle mücadele veriyoruz. Eski insanların pazar kültürü değişmiyor. Çünkü annelerimizin, babalarımızın mantığı pazar her zaman taze, ki gerçekten de öyle. Markette, manavda veyahut da sanal alemde gelen ürün hiçbir zaman pazar gibi olmaz. Pazarın en büyük avantajı, pazar sabah getirdiği malı akşam bitirir gider. Ama yeni nesil çok gitmiyor değil mi? Pazara gelenler hep orta yaş üstü artık. Ya yeni nesil, dediğim gibi yeni nesil biraz daha keyfe keder yaşıyor. Kendi rahatını düşünerek haftanın yaşıyor. Haftanın kaç günü pazardasın? Benim haftanın 5 günü pazarım var. Şey, Güngören? Cuma günü, bugün Güngören'deyiz. Yarın Çağlayan'dayız. Pazar günü Merter'deyiz. Pazartesi Fatih Karagümrük'teyiz. Salı günü Bağcılar Meydan'dayız. İki gün tatil. İki gün. Çarşamba ve Perşembe kendimize istirahat verdik. Cumartesi pazarda çalışıyorsunuz. Tabii. Herkes tatildeyken siz işte, herkes işteyken siz tatilde. Aynen öyle. Ne bu işin zorluğu? Mesela hep okuruz ya, pazarcılar kavga etti. Niye kavga çıkar mesela? İnsanların sabrıyla çok oynuyorlar gerçekten. Şimdi yapısal olarak ben hiç kavgacı değilim. Hiç. Yani 15 yıldır aktif olarak pazar kontrolü benim elimde. 15 yıl içerisinde kaç defa kavga edip tartıştınız derseniz bir elin parmak sayısını geçmez benimkisi. Ama kaç defa seni böyle teşvik ettiler, kaç defa senin böyle zorladılar derseniz sayısını bile bilmiyorum. Çünkü kendini bilmeyen insan da çok fazla var. Evet, pazarcılar kavgacı diye bir söylenti var ortada ama onun bir de perde arkasına bakmak gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim size, bundan 2 sene önceydi galiba veya 3 sene önce biz gıda teröristi olarak anıldık. Yani insanların bize bakış açıları çok farklı. Az önce dedim ya, sanki ben bu ürünü kendi annemin babamın bahçesinden getiriyorum da para vermiyorum ama insanlara bunu pahalı satıyorum. Ya bana bela okuyan var ya. Bu konuda bazen pazarcıya da hak vermek gerekiyor. Evet, haksız olduğumuz kısımlar var mı? Tabii ki var. Sonuç olarak biz hizmet sektöründeyiz. Biz insanlara bir şeyler vermek zorundayız. Ne olursa olsun müşteri daima haklıdır diye bir durum var. Bunu bazen aşan esnaflarımız var mı? Tabii ki var. Ama her sektörde bu yok mu? Her sektörde iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Bunu genele yaymamak lazım. Bir de pazar ucuz görünüyor ama aslında arkada büyük bir maliyet var. Sizin mazot paranız, pazarda kiraladığınız yer. Şimdi orayı size belediye bedava vermiyor. Kesinlikle. Sizin dediğiniz gibi ben tek 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 sayabilirim. Yani benim bugün arabaya binip kontağa basmam 3000 lira. Dolayısıyla maliyet, o da maliyete yansıyor. Maliyet olarak 3000 lira. Çünkü benim çalıştırdığım insanlar var. Bizde de şöyle bir durum var. Biz kişinin yemeğini, yolunu, sigarasını... Bizde böyle de bir durum var. Biz sigaraya kadar karşılıyoruz. Aa. Tabii akşam olduğunda da günlük yövmiyesi neyse çıkartıp nakit olarak veriyoruz. Şimdi bugün Güngören Pazarı'na mı evet, gidiyoruz? Evet, bugün Güngören Pazarı'na. Şimdi gideceğiz, kuracağız. Tabii bugün gideceğiz, malımızı indireceğiz, kuracağız. Sonra tekrar hale gideceğiz. Tekrar bir mal alacağız, kamyonumuzu yükleyeceğiz. Tekrar pazara geleceğiz. Kahvaltımızı yapacağız, tezgahımızı açacağız. Biz bir de normal pazarcılardan farklı olarak videolar çekiyoruz biliyorsunuz. Bugünkü bir video planımız var. Onu yapacağız. Sonra hayatımıza devam edeceğiz. Hadi o zaman gidelim, geç kalmayalım. Evet, gidelim. Elimde kaldı kapısı. Kapımızı kırdım. Kapının folu kırdım. Bayağı kırdım yani. Bak ne güçlüyüm. Bir Sylvester Stallone bir ben. Burası aile mi? Evet. Bizim değil yani, şu ve bunun üstü zaten anne, oğul, bir tane de yabancı var. İki kat da bizim. Şimdi? Ben sizi kamyonla götüreceğim. Kamyonla. Bak, pazar kamyonuna binmedim de demeyeyim yani. Haydi bakalım.
Yolda mısın? Tam ben de yoldayım. O senin kamyonda şey var, çadırları var. Mecbur çadırı kaldıracağız hemen. Yardımcınız. Onun gibi bir şey Armağan abi. Ya sözde eleman diye aldık. Yıllardır bizim yanımızda. Kardeşimiz gibi bir şey oldu. Benim iki tane pazarım vardı. O ikisini ona devrettik. İki gün kendine çalışıyor. Yani bir şeyler elde edebilmek çarşamba için. Çarşamba, perşembe. Perşembe ve cuma. Bizim bugünkü pazarımız çift pazar. Bir kısmına o açacak, bir kısmına ben açacağım. Çift pazar ne demek? Aynı pazarın içinde iki yer açıyorsun Armağan abi. Pazarın çok değişik kuralları var Armağan abi. Mesela senin yerin patates soğan değilse patates soğan açamazsın oraya. Hani dışarıdan görüldüğü gibi şu mantık yok. İnsanlar şöyle algılıyor, diyor ki işte ben gideyim bir şeyler alayım getireyim pazarda kurayım satayım. Ben öyle, öyle sanıyordum. Hayır öyle değil. Pazar yeri alınca istediğini satabilirsin. Öyle bir kural yok. Pazar yerin tahtan neyse... Ne belgede değilse? Ne belge olarak ne geçiyorsa o. Ha sebze yazıyorsa sebze, sebze. Yazıyorsa meyve yazıyorsa meyve. Aynen öyle Armağan abi. Kuru bakliyat yazıyorsa kesinlikle kuru bakliyat. Kesinlikle öyle. Tekstil yazıyorsa tekstil ürünleri satıyorsun. Patates soğan yazıyorsa patates, bir tek o. Soğan, patates soğan satarsın. Patates soğanda meyve satamazsın. Peki mesela zaman içinde bunu değiştirmek isterseniz değiştirebiliyor yok, musunuz? Yok değiştiremiyorsunuz. Hiçbir zaman. Hayır. Bir pazar kurulurken Armağan abi... Belediye oraya belirli başlı sayılar koyuyor. Örnek diyor ki bu pazarda 4 tane patatesci olacak. Bunlar hepsi proje gibi. Pazar kurulurken pazarda kaç tane meyveci olacak? Hepsini pazarda belediye tane... belirliyor. Tabii hepsi belirlenir. Sadece belediye de değil. Sonuç olarak bizim bağlı bulunduğumuz bir odamız var. Pazarcılar odası. Pazarcılar odasıyla birlikte otururlar. O bölgenin şeyine göre, nüfusuna göre, o mahallenin nüfusuna göre ne gerekiyorsa ona göre hareket ederler. Ama mesela peki zaman içinde şu olabiliyor mu? Pazarcılar odası da belediye karar veriyor. Ben buraya bir tane daha patates soğancı koydum. Hayır. Olmuyor. Onu yapmıyorlar. O öyle bir şey yok. Genelde bizim mücadelemiz şu an şey yönünde, pazarları kaldırıyorlar ya. Bizim mücadelemiz o yönde oluyor. Pazarları kaldırıyorlar, pazarlar kapalı pazarlar haline getiriyorlar. Evet. Bu da genel olarak pazarcının pek de işine gelmiyor. Çünkü mevcut olan bir pazarın düzeni bozuldu mu eski dikişini tutmuyor. İster istemez müşterilerin değişiyor, ister istemez eski müşterilerin yok oluyor. O da bir olumsuz yönde etki bizim için. Günde kaç saat? Çalışma saati çok fazla. Mesela bugün ben sen geliyorsun diye ekstra bir iki işi de yaptım. Ben mesela dün akşam hale gittim bir kere daha. Hale gittim, mal aldım, mal ayırdım bugün içine. Yani bugün mesela gidip yükleyeceğimiz malları ben dün akşam gittim, aldım, ayırdım, beklettim. Dedim yarın ben Armağan abiyle geleceğim, bunları yükleyip gideceğim. Bizim çalışma saatimiz minimum 16 saat. Uf. Minimum o da. Normal şartlarda ben şu an çoktan pazardaydım. Ben 5'te kalkıyorum. Akşam 9-10 arası da eve gidiyorum. Oy. Tabii. Ya diyorum ya ama bizim işimiz biraz yapılacak türden bir iş değil. Peki parası iyi mi? Bu kadar eziyete. Şimdi neye göre? Kime göre? Kime göre? Bu önemli. Şu an ben şunu söyleyebiliyorum. Bu pazara harcadığım vakti, bu pazara verdiğim emeği hangi işe verirsem vereyim pazarda kazandığım parayı kazanırım. Sizce benim kaç para kazanmam gerekiyor bu şartlarda, bu eforda, bu zahmette? Günde 16 saat çok ya. Çok. Peki bağ kurulu musunuz? Tabii bağ kuruluyum. Kendi bağ kurumu yatırıyorum. Abi. Bu meslekle Türkiye'de bitecek mesleklerden değil mi? Ya pazarcılık bitmez. Pazarcılık bitmez. Neden bitmez? İnsanların her zaman pazara ihtiyacı var. Pazar olmazsa tarım biter. Pazarda kalkan malı market kaldıramaz Armağan abi. Market o sisteme dönemez. Yani düşünsene marketin pazar sistemini. Markette bir izdiham oluşur. Bakmayın pazar değeri aslında şey zamanı çıktı. Korona zamanı bu pazarlar 17 gün kapatıldı Armağan abi. O zaman
çiftçi hepsi ayaklandı. Çünkü pazarın kaldırdığı malı market, manav kaldıramaz. Belki şunu düşünebilir insanlar. Pazar yoksa marketten, manavdan alacak insanlar yine aynı şekilde. Hayır, öyle olmuyor. Çünkü pazarın bir sistemi var. Pazarda insanlar rağbet yapabiliyor. Bazen bazı günler öyle bir oluyor ki pazarda adım atacak yer olmuyor. Adım atacak yer. Bu insanların hepsinin marketlere, manavlara üşüştüğünü düşünsenize. Çekilir eziyet değil o. Ya şu mantık vardı ya, bakkalda da şunu söylerdik biz. Gidip bakkaldan paran yoksa ürününü alabilirsin. Ama gidip marketten bunu isteyemezsin. Pazarda da aynısını söylüyoruz. Ya pazarda paran mı yok o hafta? Gönül rahatlığıyla gidip evinin tüm alışverişini yapıp üstüne bir de para alıp çıkabilirsin. Ben bunu çok yaşıyorum Armağan abi. Örnek veriyorum, benim yıllardır müşterim var. O hafta durumu yok, sıkışıklığı var. Ben üzerine para verdiğimi biliyorum ya. Al abla ya da al abi, sen haftaya ya da aldığın zaman bana getirirsin. Bunu çok yaşıyoruz biz. Abi insanlar artık kendini kartla çeviriyor. Ne? Yani insanlar kendini kartla çeviriyor Armağan abi, artık eskisi gibi değil. Çok değişik bir dönemin içindeyiz. Pazarda kart geçiyor değil mi? Çoğu esnafta geçiyor artık Armağan abi. Bende geçmiyor ama benim karşımda bugün Malatyalı bir arkadaş var. Onda geçiyor. Onda geçti mi otomatik olarak bende de geçmiş oluyor. Ha, sen ondan... Tabii müşteri geldi mi ben ondan çektiriyorum direkt. Özgür Bey, artık mesela atıyorum ekonomik krizden önce ayda 50 ton satıyordunuz. Mesela şimdi düştü mü o? Çok. O ister istemez düştü Armağan abi. Örnek veriyorum, 5 kilo alan insanlar şimdi onu 2'ye düşürdüler, 1'e düşürdüler, 3'e düşürdüler. Yani o da şeye bağlı. İnsanların evdeki nüfusuna bağlı. Sonuçta bu yenmeden olmayacak bir ürün. Keyfi bir durum değil. Bazı ürünlerden kesebilirsin ama gıdanın bazı şeylerini az da olsa almak zorundasın. Tabii ki soğansız pişen yemek yok. Ya işin komik tarafı Armağan abi, biz son dönemlerde taneyle çok satmaya başladık. Aa. Almanya sistemine döndük ya. Yani. Mesela yüzde kaç fark etti Özgür Bey? Abi yüzde kaç fark etti? Yani yarı yarıya indi abi. O kadar. Tabii tabii, yarı yarıya rahat indi ya. Fazlası olduğu pazarlar var abi ya. Ama sizin ciroda bir şey fark etmez. Çünkü pahalandı. Ciro yükseliyor. Evet. Ciro yükseliyor. Ama kar azalır çünkü gider de yükseliyor. Maliyet çok fazla olmaya başladı. Mazot çok fazla can yakmaya başladı mesela. Mazot artık eskisi gibi değil. Mazot can acıtıyor artık. Bu işin emekliliği de yok değil mi Özgür Bey? Abi bu işin emekliliği sen ne zaman tamam dersen o zaman bitti bu. Ama onun içinde Bağkur emekli maaşı ne ki yani? İşte onun içinde bir şey, birikim yapabilmen lazım. Tabii. İşte zaten bu süre zarfında bir şeyler yapabilirsen yapabiliyorsun. Yapamazsan zaten yapacağın, yaptığınla kalıyorsun. Evden karanlıkta çıkıp karanlıkta dönüyorsun. Yani. Evet. Karanlıkta çıkıp tam olarak karanlıkta da eve gidiyoruz abi. Trafik çoğaldığına göre pazara yaklaştık demektir. İnsanlar işin. Pazarın bir girişi burası abi. Ha öyle mi? Biz kendi yerimize gidiyoruz şimdi. Bir de böyle bir sıkıntımız var abi. Geliyorsun, araba var yerinde. Ne oluyor? Abi numara varsa üstünde bir sıkıntı olmuyor ama kardeşim birazcık kendini geri çeker misin? Peki bir şey soracağım. Buraya pazar olduğunu biliyor, niye koyuyor ki? Ya bilen de var, bilmeyen de var. Sabah çıkarım diye koyan da var. Pazarın olduğunu bilmeyen de var. Ya çok değişik bir şey abi ya. Üstünde numara yoksa rezalet. Gel bununla uğraş artık. Her belediyenin çekicisi yok. Biz bir inelim. Atla.
yıkıyorsun şimdi sen? Yıkıyor musun? Patatesleri. Şimdi diğeriyle örnek göstereceğiz. Şimdi bir yıkanmışını bir de yıkanmışını. Herkes patatesi yıkar mı? Yok abi biz biraz eşiyiz abi. Biz fazladan yıkarız satabilmek için. Şimdi abi yıkandığı zaman daha ilgi çekici oluyor. Temiz duruyor ya, aynı turp gibi göze geliyor. Evet ama yıkayınca da gidip dolaba koyduğunda daha çok çabuk çürür. Yok patates çürü. Zaten dolaba konulmaz ki abi. Hayır işte o tel dolaba koyduğunda daha çabuk çürür. Kuruyor abi bu 5 dakika. Çürüme olarak bir sıkıntı olmuyor Arman abi. Tam tersine toprağına atlama daha uzun süre duruyor. Eğer bir ürün kumluysa patates kumda durduğu zaman daha çabuk. Yani topraklı ürünse biraz daha uzun dayanır ama kumlu ürün tam tersi yıkandı mı daha uzun dayanır. Patatesin satılırken yıkandığını asla bilmiyordum. Patates stok olmadığı için evlerde Armağan abi bir etki yapmıyor. Zaten alan kişi onu bir hafta içerisinde tüketiyor. Bunu bakması ayrı oluyor müşterinin, bunu bakması. Bir de abi olsun. Topraklı gitti mi insanlar zarar ediyor ya. Hayır, bir de o var. Daha ağır çekiyor. Topraklıyken daha ağır çekiyor ama yıkandı mı su çekmediği için bir sıkıntı olmuyor ki. Bir kadın en az yıkanan patatesle bir patates karlı. Bir patates de iyi bir şey bence. Biz burada bir bidonla bir ton patates yıkıyoruz. Onlar iki tane patates yıkarken 10 litre su harcıyor. Zaten kirli suyla yıkıp duruyor işte. Hayır yok, temiz. Bu yıkama değil, bu toprağını atmak. Yıkandıkça kirleniyor. Tabii kendi toprağı tabii, var Marmara. Ama kendi toprağı kendi var. Toprağı. Ekstra bir kir yok içinde. Şu an çamurunu döküyoruz biz. Hani yıkamadan ziyade evde bu çamurunu dökme oluyor. Yani. O kadar da yapsınlar. Hadi o zaman hale. Hale gidelim. Bugün kaç tane sergi yürüyeceğiz? Birkaç tane sergi var abi, böyle uğrayacağız. Ondan sonra zaten malımız hazır, yükleyeceğiz, çıkacağız. Paçalı güvercin dediklerim. Şimdi Esenler Hali'ne mal almaya geldik. 3 tane yere uğrayacağız. İlkinden mal aldık. Şimdi ikinciyi, üçüncüye bakacağız. Hal çok soğuk. Bugün hava çok soğuk. Ahmet selamünaleyküm. Kardeşim hoş geldin. Sen hoş geldin abi. Ne haber? Nasıl geçti? Ay. Oğlum dur lan. Önce Ahmet'i bir sık abi. Nasıl geçti askerlik? Vallahi iyiydi be abi. Güzel sen miydi? Nasılsın? Tıktım kırmızı orada. Kırmızı soğan en sevdiğim. Ben çıkarken de kapattılar. He vallahi bende 2 tane var, fazla almadım abi. 7 tane 2 numara atın. Tamam. 3 tane çalma atın. Onu bir atın önce. Tamam. 7 tane ne demek o 2 numara çalma? 2 numara... Ufak patates, haşlamalık dediğimize biz 2 numara diyoruz. Yemeklik olana çalma diyoruz. Kızartmalık olana da agriye diyoruz. Agriye? Agriye tabii. Patatesin hası agriye. Kızartmalık olan. Tabii. Cips gibi oluyor. O çok iyi. Hangisi o burada var mı? O arabada şu an. Agriye. İlk defa duydum ha. O her yerde yok Arman. Ama gerçekten patatesler arasında en üsttedir o. Nerede yetişiyor? Afyon'da genel. Güzeli Afyon'da. Neydi? 2 numara haşlamalık. 2 numara şu gelen 2 numara. Haşlamalık mı? Tabii haşlamalık oluyor. Yine şey yapın, kılıç atın. Kılıç atmak ne demek? İstifin adı. Ha? Yere atılan istifin adı. Kılıç. Kılıç. Kılıç oldu mu bir tane daha fazla girebiliyor. Onu bir sıkıştırsana güzelce. Neler öğreniyorum? Eskiden 120 çeşit patates vardı. Şimdi o daha da arttı. Daha da fazlalaştı. Bir de ne sarı patates, ne şimdi tatlı agri patates olan var. Sarı oluyor. Tatlı olan genelde Kıbrıs patatesi oluyor. O her mevsim, her sezon gelmiyor. O biraz daha biçimi bunlar gibi değil. Güzel mi? Ben de yedim, beğenmedim. Yani tatlı bana göre değil. Agriye pürelik aynı zamanda değil mi? Yok. Tabii kılıç. Kumlu patates oluyor. Kılıç istifin adı. Şu yatır, yere yatırdıkları şeklin adı kılıç. Bizim Bayrampaşa hali akşam 9'da başlar, sabaha karşı biter. Yani buranın hayatı gece. Gece kamyonlar geliyor, yükleniyor, tabii, gidiyor. Tabii. Aynen öyle. Benim gibi sayılı esnaf var bu saate bırakan. O da ben akşam gelip malımı ayırttım, sabah gelip yüklemesini yaptım. Yoksa gece ben de buradaydım. Ne oluyor mesela gece?
İnsanlar gece gelip malını alıyor. Sabah bu saate kalanlar mal alamıyor. Ya güzel olan maldan alamıyor ya da mal bitiyor alamıyor. Az önce bir arkadaşım aradı beni, patates sordu. Şu an halde arıyor, bulamıyor. Çünkü biz gece gelip zaten o malın hepsini aldık. Sabaha kalan elinde ne düşerse onu almak zorunda kalıyor. O yüzden sabaha karşı geliyorlar hep hale. Gece geliyorlar, evet. Bu saatlerde hal bitti. Buranın hayatı gece. O zaman bu dükkanlar 24 saat açıyor. 24 saat değil. Bunlar biz gittikten sonra kapatacaklar. Akşam 8-9 gibi tekrar açacaklar. Bunların da hayatı bizden çok farklı değil aslında. Çalışma saati kötü olarak. Evet. Gece çalışıyorlar. Evet, gece çalışıyorlar. Arman abi, bizim burada da işimiz bitti. Sadece karşı tarafa geçeceğiz. Bir 20 çuval yükleyeceğiz. O da baby patatesi. Orada da onu ben sana tanıtırım. Ondan sonra kapağımızı kapatacağız, gideceğiz. Haydi bakalım. Sarımsak almadık. Aa, sarımsak almadım ben de. Sarımsak artık ben de pazarcılığa başlayabilirim. Bilal. Fena hala. Pazar hala fena. Yok abi, bu kısım öyle. Ha. Pazarın içine girdik mi şu hizadan artık dolu çıkacak. Balık soğanı. Bunlar benim rakibim abi. Ha. Düşman bölge. Tamam onlara, kampanya. Kampanya. Ne kampanyası? Hadi hadi hadi. Hadi. Pazarın cümüşlüğü güzel abi. Evet. Zor iş ya. Soğuk. Çok güzel. Soğuk da zor. Yazın da çok kötü abi. Burada yazın sıcak. Şu çadırın altında bildiğin pişiyorsun. Her pazarda aynı esnaf mı oluyor? Yok abi. Bu kadar insanın ismini arkada tutmak da zor. Herkes her pazara gitmiyor. Yok abi. Kimin yeri neredeyse, kimin bölgesi, kimin tahtası neredeyse oralar. Benim Güngören'de 2 tane pazarım var. Güngören'de belki var 20 pazar. Benim 2 tane. Bir diğer tezgahımıza gelmiş bulunuyoruz. Evet. Abi gel istersen kahvaltıya. Benziyor sanki. Hale gittik. Cüneyt'ciğim. Bizim burada abi kim boşluğu yakalarsın. Ben doymadım. Erman Bey geldiğinde muhabbet edeceğim. Çiftler sizden yapıyor yani şey. Ya. Zeytincik, peynirci. Pazarcılar bunun olduğu mahallede öyle oluyor. Arkadaş pazarın çaycısı abi. Akşama kadar çay servisi yapar pazarın içinde. Öteki tarafta başka vardı. Tabii. Tabii yukarıda burada 6 tane çaycı var. Pazara çay dağıtan 6 herkesin tane. Bölgesi ve mıntıkası var. Herkesin bölgesi ve sınırı var. Sınırın bir ötesi yasak. Kırmızı. Buranın esnafı mısınız? Her pazarda yapıyor musunuz? İstanbul'un belirli pazarlarına çıkıyoruz. Hemen hemen. Bakırköy'e çıkıyoruz. Cumartesi, Perşembe, Pazar. 3 gün kuruluyor. Ekip var. Ekip komple dolaşıyor. Ekip dediği? Ekip dediğim bir köy. Bizim memleketin bir köyü komple herkes çaycı. Varsa 5000 kişi hepsi çaycı. Hangi köy o? Efendim? Hangi köy o? Diyarbakır, Çüngüş ilçesi. Çüngüş. Hı-hı. Bütün... Çüngüş çaycılık mı yapıyor? Geneli çaycı. Geneli çaycı. Sivereğin de bir bölümü öyle. Sivereğin de bir bölümü çaycı. Diyarbakır. Şimdi... Zamanında atalar, büyükler, dedeler gelmiş çayla başlamış, çayla bitmiş. Ha çok mesela Çüngüşlüler çok mu iyi çay demliyor? Yok. Demlemeyle alakası yok. Yani zamanında şöyle söyleyeyim, dedelerimiz geldiği zaman iş, hammallık yapmışlar, pazarlarda çay dağıtmışlar. Öyle bir gelene abi, köyden kaçan çocuk gelmiş pazarlarda çay dağıtmaya. Öyle yani. Devam etmiş gelmiş böyle. Zaten pazarın suyunu içen pazarı bırakamıyor. Daha ayrı bir konu. Niye? Hastalık. Pazara giren pazardan çıkmak istemiyor. Zahmetli ama dedim ki abi sevilen bir iş. Aynen. Yani çünkü neden? Özgür çalışıyorsun, rahat çalışıyorsun. Karışan yok. Patronlar karışmaz kesinlikle elemanlara. Herkes kafasına göre. Zabıta var. Zabıtalarla bizim işimiz. Zabıtalar karışmıyor. Zabıtalar 3 yılda bir değişiyor, biz yıllardır buradayız. Kurallar gereği bir şey diyor abi. Zabıta sen kuralı aşmadığın sürece... Aynen. Zabıtanın bir şey dediği yok ki. Sana bağlı yani, sen eğer ki kalkıp da yasak olan bir şeyi yapmaya kalkarsan... Ne yasak? Mesela teraziden çalarlar. Sorun yok.
Hiç sıkıntı yok. Ben yapmadım. Yok, sıkıntı yok ya, önemli. Zaten arkadaşımızın halısı su geçirmemesiyle ünlü çizgi var. Çizginin önüne çıkamazsın. Ya şöyle söyleyeyim, müşterilerle düzgün konuştuğun zaman, diksiyonu düzgün olduğu zaman, ters konuşmadığı zaman, etiketlerde mesela düzgün yazdığı zaman zaten bir sıkıntı çıkmıyor. Sen etikette küçük yazılar yazdığın zaman okuyamıyor insanlar. Ondan sonra insanlara düzgün davranmıyorlar, kaba konuştukları zaman bunlar hep sıkıntı. Bir de bazen fiyatlara karışıyorlar değil mi? O etiketli oynama yapıyorlar. Mesela kilo yerine yarım yazdıkları zaman, şimdi okumayı bilen var. Yarımdan ziyade şeyle yapıyorlar mesela, örnek 9 yazıyorlar, ufak bir şekilde de 9'un içinde de 99 yazıyorlar, o şekilde aynen, karışıyorlar. Aynen, aldatma oluyor. Bu sefer ne oluyor? Aynen, yani müşteriyi bilinçli aldatmadan kişiler, dolayı bilinçli karışıyorlar. Kişiler gidip zabıtaya şikayet ediyor. Evet ama pahalılık geldiğinden beri her şeyin yarım kilosu yazılıyor. Yarım kilo yazmak yasak. Pazarda çok yasa, bizde olmuyor ya. Pazarda o çok olmuyor. Çok zaten o yüzden ceza kesiyorlar. Pazar sektöründe de 9.99 gibi rakamlar öyle rakamlar yok yani, yasak mı olur? Fiyatlar var yani. İşte zaten bunları yapmadığın sürece pazarda yani, zabıtayla hiçbir sorun karışır. Yok. Pazarcı da hassas davranıyor zaten bu konuda. 9.99 dükkanda yazmak serbest, burada yazmak yasak. Ya da bak mesela marketlerde evet. De çok büyük cezalar kesiyor. Bunu söyle, söylemeye çalışıyoruz. Marketlerde şu anda herhangi bir ceza kesilmesi falan olmuyor. Burası bir pazar diyor, yani, biz oraya karışamayız. E tamam da size bu kararı belediye başkanı veriyor. Belediye başkanı veriyorsa o zaman onlara da çıkarsın. Yani. Kesinlikle. Yani markette işte 9.90 yasak. Pazarda yasak. Kocaman kocaman marketler diyoruz ya, 2.99. Evet. Evet. Ama biz bugün yani. Şimdi aynı şeyi ben yapayım, direkt gelir bana ceza yazar. Ceza yazar, aynen. Direkt ceza yazar. Yarın pürü ben görüyorum ya. Çok nadir. Çok eskisi nadir. Kadar yok. Çok şeyden nadir. Dolayı, mesela örnek bir kilo, bir ürünün kilosu 100 lira falan olur. Çok aynen. Pahalı olduğu için onun yarım fiyatını 50 lira yazarlar. Öbür türlü yazmazlar. Ama tabii yani. Bunu herkes o kağıdı okuyamadığı zaman sıkıntı. Şimdi yaşlılar var, okuyamıyor mesela, görmüyor. Kilosu zannediyor. Kilosu zannediyor. Bu sefer sıkıntı oluyor. Ne oluyor? Kadın diyor ki sen benim mi kaldırıyorsun? Gidiyemez zabıtaya şikayet ediyor. Diyor ki böyle olmuş. Sıkıntı oradan da oluyor yani. Arkadaş Türkiye'deki en ucuz halıları o satıyor ya. Gerçekten o konuda abi, marka. Abi en ucuz şeyi de ben satıyorum. Değil mi arkadaşım? Kaç lira çay? Ya abi kolay. Bizde rakam yok çay. Nasıl yok? Kimle vermişsin? Kimle vermişsin? Biz bir çay da içsek aynı parayı ödüyoruz. 10 çay da içsek aynı parayı ödüyoruz. Ne demek o? Ya sabit ödüyoruz abi. Şimdi şöyle, ben Özgür'le samimiyim. Sabitten ziyade Özgür tezgahta iki kişi. Diyorum ki Özgür bana çay diyorum sen iki kişisin 60 lira para vereceksin. İster iç ister içme, beni bağlamaz. O ne bir haraç gibi. Evet. Aynen öyle. Yapıyorlar. Sağ olsun yapıyorlar. Diyorum işine gelirse bu. Özgür de tamam kardeş diyor. Met işime geliyor benim diyor. Al 60 lirını. Ben içersem de veririm, içmesem de veririm. Peki akşama kadar ben olsam zararlı çıkarsın. Ben akşama kadar bundan var ya. Ama abim. Abi. 100 tane içiyorum yani. Çünkü sınırı ufacık. Belli. Bir şey değil de sınırı belli. Akşama kadar zaten attığı 8 servis belli. Aynen. 8 defa geliyor. 8 taneden fazla atmam ben. 8 kere gelirim, çay dağıtırım. Ondan fazlası yok. 8 çay 60 lira. 8, bir de yanında elemanı varsa. Misafir de vardır. 60. Ya başka çaycılar 10 servis atıyor da, Ümit Bey o konuda biraz... Ümit Bey o konuda kendini yıpratamıyor. Çok çalışamam. Memur gibi. Bir de niye bu böyle? İlaç gibi. Yani şu bardakların olması gerekiyor bence. Evet, ilaç gibi. Bu ne böyle? Biz tadımlık veriyoruz ki bizi özlesinler. Özlesinler tamam. Ki çay istiyorlar. Yoksa şimdi büyük verirsem olmaz. Hayır, çay istesek de bir şey değişmiyor ki. Gelen çay adeti belli. Öksürük şurup gibi ayol. Ama cam bardaktan büyüktür. Aa tamam o zaman. Cam bardaktan büyük. Hayır yani önceden kahvelerdeki ben şu ufak cam bardaklardan belki cam büyük bardaktan olabilir. Büyük değil bu ya. Cam bardaktan büyük. Kahvedeki bardak kahvedeki büyük. Orayı şu ufak bardaklardan büyük. Kahvedeki şu bardakları söylüyorsun. O bardaklardan ben az önce onu demek istedim. Ben önceden ondan o bardaklardan 250 taneyle servise çıkıyordum. Bence zabıtaya bunu şikayet edelim. geldin adamların... Şey, kahvaltısı bir de kahvaltımızı da yiyoruz sürekli. Evet. Para verdikten sonra her yerde gider kahvaltı yaparım ben. Yani ben de para verdikten sonra her yerde çay içerim. Yani. Bu pazara benim şu mıntıkaya... Bak Ercan Bey şu mıntıkaya benden Ercan başka kim ayol? Ercan Bey kim? Mi? Armağan Bey. Armağan Bey yazsın. Kafa gitti. Armağan Bey şurada hiçbir çaycı burada çay dağıtamaz. Daha sokağın başında var bir tane. Sokağın başı çay ocağı benim. Amcam. Sıkıntı yok. Ben pazara çay verme dediğim zaman vermiyor. Ne biz gibi? Bunlarla hiç uğraşmıyoruz ya. Yüz kızarma yok. Utanma yok. Yani onun seviyesine indik mi biz de o noktaya geliyoruz. Biz diyoruz ki paranı al kardeşim git benden uzak dur. Tabii bu söylediğiniz paralar samimiyetten dolayı. Tabii ki istese içmeyebilir. Der ki kardeş ben bu parayı vermiyorum. Şimdi bunlar böyle samimi diye böyle geçiyor. Mesela bizim kendi pazarlarımıza mecbur değilim bunun çayını içmeye mesela. Aynen.
Mecbur değilim. Samimilikten dolayı. Samimilikten yani. De olay böyle. Yani bana bir şey para vermiyorum, çık git dese, çıkıp gitmek zorunda kalırsın yani. Ne diyeceğim, zorla para mı vereceğim? Anladım ben, büyüyünce pazarda çaycı olacağım. Hazırlandı. Yeni bir video hazırlamış. Video. Evet. Ne çekçe? Bir kına gecesinin ön hazırlığı var. Tefle yapılan bir şey. Bugün onu çekmeyi düşünüyoruz. Nihat zaten direkt hazırlandı, hazırlığını yaptı. Ne oldu Nihat Bey? Kravat mı? Kravat evet. Güzel oldu. Şimdi biz de kalan kısımlarını çekeceğiz. Ayarlayacağız. Buradan 2-3 tane arkadaşımızı ona dahil edeceğiz. Sizi de davet ediyoruz tabii ki. Şeref verirsiniz. Onun hazırlıklarına biz başlayalım. Baba iki tane aldım, getireceğim hemen. Teşekkürler, sağ olasın. Çifti 2,5 yanında biri bedava. Hadi baba. Şimdi. Ya yetiş, yapış, satılmazsa kötü iş. Bak şunu böyle yapacaksınız. Ondan sonra biriniz böyle gidecek, biriniz böyle orta açılacak. Sonunda orta benle açılmaz, Nihat. Kapanır. Yo biz açıyoruz. Sen bir dur, sen bir dur. Benle Nihat bu ortadan açınma yürüyeceğiz. Yok. İki kişi de ya meşale yakacak bu kadar. Hem doğru dürüst uğrarım. Ben orada bir tane daha var. Anca buna kaldık iş. Hem var mı hem ben? Benim başka bir şey daha almam lazım. Ne gibi? Dört getirsen de böyle yüzümü de koştum. O diğer tarafta. Ali Madonna arıyor, Ali meşgul. Tabii Ali çok meşgul. Abi bir dakika meşgul. Çekimdeyim, seni sonra arayacağım diye. Şimdi olay bu, müzik çalacak. Müzik çaldık. İlk önce böyle sallayacaksınız. Müzik çaldı mı bunu böyle böyle yapacaksınız, yürüyeceksiniz. Bir kişi buraya, bir kişi o kenara, arkadaki de bir kişi buraya, bir kişi oraya. Benle Nihat'la ortadan yürüyeceğiz. Bu kadar. Ver onu ben yapayım. Bu sizde zaten. Ben bir kere prova yapıyorum. Ha o çok temiz, iyi oldu. Bak videoyu da izleteyim. Videoyu da izlettim bir kere. Bak. Video bu, videoyu izleyin. Bunu yapıyoruz. Hadi başlıyoruz o zaman. Hadi başlıyoruz beyler. Sallayın yerinde. Sallayın, sallayın. Şimdi çevirmeye başlayın yukarı aşağı. Evet, şimdi yürüyebiliriz. Yüreksiz yakın. Yakın. Recep Bıskın'ı. Yandım lan. Tamam yeter. Ben Aykut. Geliyor lan. Yok ya monta bir şey olmaz ya. Küskülü dök. Nihat sakin ol. Nihat nasıl yandı? Allah belanı gel. Bak ben de yandım. Yandı o monta var. Montu yaktın lan. Ben de yandım. Kafaya da havaya kaldırdık ama. Ablalar patates soğanda lezzet var, bayanlar lezzet var, hanımlar. Abla bu patateste lezzet var abla. Her derde deva, baş ağrısına, diş ağrısına, romatizmaya, tansiyona. Ya bir şarkı patlat ya. Yaralı kalbim affederim. Alkış yok mu harbiden ya? Haydi ya sene patates, hadi sorry sorry patates. Evet.
Özgür Beyciğim, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, şeref verdiniz. Bizim bir gününüzü geçirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Size bundan sonra çok 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 bol kazançlar diliyorum. Allah razı olsun. Size de öyle. Çok teşekkür ederim. İnşallah ayağınız uğurlu gelir. İnşallah, inşallah. Hiç şüphemiz yok buna. İnşallah ayağınız uğurlu gelir valla. Hiç şüphemiz yok, hiç şüphemiz tekrar yok. Görüşmek sağ üzere. Her zaman. Her zaman. Sağ olun. Çok sağ olun. Bugünü de kazasız belasız bitirdik. Artık evimize gitme vakti geldi.